Londra metrosunda yangın pani yaşandı. Vagonlar dumanla dolunca yolcular dışarı çıkmak için camları kırdı. Camları kırdılar, can havliyle dışarı atladılar. Görüntüler Londra metrosundan. Vagonlara dolan duman yangın paniği yarattı. Yolcular ne yapacağını şaşırdı. Çareyi camları kırmakta buldular. Kimi de trenin kapılarını zorla açarak çıkmaya çalıştı. Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Yangın çıkmadığı, dumanın nedeninin teknik arıza olduğu açıklandı. Kanada orman yangınıyla mücadele ediyor. Alberta eyaletindeki 78 noktada başlayan orman yangınından 19'u kontrolden çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Şu ana kadar 4400 hektarlık alan küre döndü yaklaşık 20 ev kullanılamaz hale geldi. 3700 kişi de evlerinden tahliye edildi. Eyalet genelindeki 78 aktif yangından 19'unun kontrolden çıktığı aktarıldı. Bölgede alevlerle mücadele sürüyor. Sırada bizden, bizim sektörümüzden bir haber var. İngiliz BBC televizyonu spikeri canlı yayının sona erdiğini sandı ama kameralar kendisini çekmeye devam etti. Spiker'in mahcubiyeti ise bakanın ekrana nasıl yansıdı? Okay. Spiker reklama girdiklerini sandı. Ekrana bu görüntüsü yansıdı. Okay. İngiliz ben yayın kuruluşu BBC'nin Spiker'i de. canlı yayın kazasına uğradı. Yayına ara verdiklerini düşündüğü sırada izleyicilere yakalandı. Yayında olduklarını anlayınca da ne yapacağını şaşırdı. Başını öne eğip bir müddet tek kelime dahi edemedi. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden yayına devam etti. Stories, uh, here, uh, and... Bu sırada televizyon başında olanlar spikerin yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. O anlar yaklaşık 3 milyon izleme aldı. Okay.